İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, arsanın yarım kalan kısmını tamamlayalım. Nerede kalmıştık? Şirket karlılığının oluşumuna bakalım. Evet, katkı payı yüzdesi 19.70'den 30.27'ye artarken emniyet marjı %94'ten %74'e gerilemiş. Evet. Evet arkadaşlar, hissenin değerine bakalım. Bugün seans devam ediyordu, ben bu analizi yaparken 4.12'den işlem görüyordu. Geçen yıl bugünlerde 2.68'den fiyatlanıyormuş. Öz kaynak verimliği %89.5 artarken piyasa değeri %178 artış kaydetmiş. Damodaran modeliyle baktığımızda arkadaşlar, bu büyüme ve istikrarı sürdürebildiği ölçüde %22 büyüme potansiyeli bekliyor. Bu büyüme ve istikrar sürdürülebilir ve kalıcı olması kaydıyla da hissenin 3 ile 5 yıl arasında 14.5'lara, 14.50'lere gidebileme potansiyeli taşıdığını bize grafiksel olarak ifade ederken, hissenin adi hisse senetlerinin defter değerinin 413.182 lira, bir adi hisse senedinin defter değerinin de 2 lira 70 kuruş olduğunu hesaplıyoruz. Borsa rayici defter değeri farkı %52.5 artış kaydetmiş. Yeniden değerleme de gerileme var. Yani hissenin olması gereken fiyatının bir tık üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani şu anki ederiyle, fiyatlamasıyla hisse ne ederinin altında ne de üzerinde. Yani olması gereken değere hisse gelmiş, orada fiyatlanıyor, orada salınıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arsanın geri kalan kısmını da tamamlayalım. Evet, büyüme oranlarına baktığımızda net satış büyümesi 15.62 cari fiyatlarla gerçekleşirken sabit fiyatlarla -0.33 gerilemiş. Net kar büyümesi cari fiyatlarla %106.5 olarak gerçekleşirken reelde sabit fiyatlarla aslında %52.5 net kar büyümesi gerçekleşmiş. İktisadi varlık artışında cari fiyatlarla %8'lik bir artış görüyoruz. Fakat enflasyonun etkisiyle işletmenin reelde %5 dolayında bir iktisadi varlık kaybına maruz kaldığını hesaplanmakta. Öz kaynak artışı cari fiyatlarla %9 gerçekleşirken sabit fiyatlarla reelde %4 azalış, öz kaynak kaybı yaşamış. Optimum düzey etkinlik oranı sabit kalmış, stabil kalmış. Nakde dönüştüğü gün sayısı da 78'den sınırlı kalmış. Yani iki dönem içerisinde faaliyet karlılık oranını bir önceki dönem %18.65 iken cari dönemde %22.5'a çıkartmış. Ekonomik katma değer o da stabil kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arsanın da geri kalan kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bir başka model şirketle, bir başka
eğitim konusunda yeniden birlikte olmak üzere herkese iyi geceler diliyorum.